Arkadaşlar merhabalar. 54 soruluk bir uygulama testi bırakmıştım size. Şimdi o 54 soruyu çözdüyseniz artık bu testi çözebilirsiniz. Gayet güzel sorular var. Ben bunların hepsini tek tek çözeceğim. Çünkü güzel olduğuna inandığım sorular olduğu için benden de bir yorumlarını dinlemenizi isterim. Videonun altına link olarak paylaşacağım testi. Muhakkak çıktısını alın, çözün, sonra beni izleyin. Şimdi ilk soru bakın dik yamuk sorusu. Ama neden dik üçgen testine koydum? Çünkü dik üçgenden çözeceğiz bunu. Daha da ötesi üçgende açılarda bahsettiğim yak mevzusu karşımıza hep gelecek demiştim. İşte burada geldi. Neden? Bakın şimdi. FE hem dik hem de ikiye bölmüş. E üçgen yok burada. Ne yapıyorduk o zaman? Diyoruz ki üçgen yoksa biz tamamlıyoruz. Bakın FC ve FD'yi tamamladığımız zaman bir dik ikiye kesiyorsa yükseklik kenarortaydı. İşimize yaramayacak bu soruda ama aynı zamanda açıortay demekti. Yani bu üçgen aslında ikizkenar demekti arkadaşlar. Böylece ne oldu? FCD ikizkenar üçgen oldu. Haliyle 15, 20, 25 üçgeni oldu. FC 25 ise DF de 25. Böylece X 7 geldi. İlk sorudan güzel bir soruyla başlamış olduk. Şimdi ABCD bir dik yamuk demiş burada da. AC diktir CB yani diklikleri söylüyor. DC 6 santim, CB 4 santim. Yine dik yamuk sorusu. Yamuk konusuyla alakası yok arkadaşlar. Zaten dörtgenler konusunda da biz hep üçgen yapacağız. O yüzden merak etmeyin. Bilerek koyuyorum bu soruları. Dörtgen görünümlü üçgen sorusu olduğu için. Şimdi AB'yi nasıl bulabiliriz? Dik yamukta da aynı şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. O konuya gelince. Bunlarda ilk aklınıza gelmesi gereken bir mevzu var. O da dikten dik indirmek. Niye? Çünkü CD'yi size verdiği için buraya bir P harfi dersem AP de 6 olacak. Böylece dikten dik indiğinden dolayı Öklit olur. PB'ye X dersek artık Öklit'ten X'i bulabiliriz. X çarpı X artı 6 eşittir 16. İkinci derece denklem çözmenizi istemiyorum burada. Sayı verin daha kolay. 16'yı oluşturan iki sayı var. 2 çarpı 8. Gerçekten X'e 2 verince o zaman 2 kere 8'den 16 oluyor. X 2 ise AB'de 8 oldu. Üçüncü soruda ABC bir üçgen. DE diktir AB verilmiş yüksekliği. Sonra AD de BC'ye dik diyor. 1 DC kenarı, BD kenarı 4, AE kenarı 6. Bizden X'i istiyor. Şimdi X'i bilmeniz için söylüyorum bakın geometride ara ara size bunu söyleyeceğim. X'i bilmeniz için bir kere AD'ye ihtiyacınız var. AD'yi nereden bulabiliriz? Zaten burada dikten dikindiği için Öklit var. EB'yi bulsam otomatik olarak AD'yi de bulurum. Bakın şimdi. Nereden nereye geldik? X'i bulmaktan harflendireyim. B'yi bulmaya, B'yi bulmak için de A'yı bulmaya ihtiyacımız var. Böyle bulmaca gibi. Şimdi o zaman bakın bir kere 16 eşittir dikten dikindiği için A çarpı A artı 6. Böylece A 2 oldu. Güzel. A 2 olduğuna göre B'yi de bulabilirsiniz. Neden? Kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı. Böylece 6 çarpı 8 eşittir B kareden. B kare 48 geldi. Tamam. Şimdi artık ADC üçgenini ne yapacaksınız? Pisagor. Yapalım hemen. B kare artı 1 eşittir x kare. B kareyi zaten 48 bulmuştuk. 48 artı 1, 49 eşittir x kare. Yani x 7 oldu. Dördüncü soruyu anlatmadan önce size arkadaşlar tam kareyi bir hatırlatmak istiyorum. Tam kare a artı b'nin karesi şeklinde olan ifade. A eksi b'nin karesi de olur. A kare artı 2ab artı b kareydi. Yine aynı şekilde a eksi b'nin karesi a kare eksi 2ab artı b kare. Hatta yeri gelmişken a kare eksi b kareyi de hatırlatayım. A eksi b, a artı b'nin çarpımıydı. Bunları çarpanlara ayırma konusu görmeden bile bilmeniz lazım. Çünkü karşınıza geometri sorularında da gelecek. Daha o konuları görmeden de gelecek. Temel kavramlarda bile denk geliyor biliyorsunuz. Şimdi bakın bu sorudan önce özellikle verdim. Bakın bu matematik sorusu aslında geometri görünümlü. B haşa a diyeyim. Hc'ye de b diyeyim. A haşı da 6 vermiş. Kenarda şu dursun bak soruya bakmadan. Öklit'ten dolayı A çarpı B 36. Doğru mu? O kenarda dursun. Ne işimize yarayacağını göreceksiniz. BH'ın karesi artı HC'nin karesi. A kare artı B kare 153 verilmiş bize. Bunu nasıl kullanacağım? A kare artı B kare ve AB varsa işin içinde orada aslında şurada gördüğünüz gibi tam kare vardır. Sizden A artı B'yi istiyor. Bakın tam kareye dikkat ederseniz bu verilerin hepsi var. A artı B'nin karesi A kare artı B kare artı 2AB olduğu için A kare artı B kare ne? 153. 2AB 36 çarpı 2'den 72. 153 artı 72'den 225. Böylece A artı B'nin karesi 225 ise A artı B'de ne olur? 15 olur arkadaşlar. Zaten bizden BC'yi yani A artı B'yi istiyordu. Bu şekilde matematikten bağımsız değil zaten geometri. Birleşik artık biliyorsunuz 40 sorunun içinde. O yüzden matematik soruları geometrinin içinde de gelebilir. Bu kadarcık da olsun zaten bilelim. Hem de ileriye yatırım olmuş oluyor. Bu soruda arkadaşlar 22,5-67,5 90 üçgeninin özelliği var.
Şöyle bir şey söyleyeceğim. 22,5, 67,5, 90 üçgeninin özelliği var. Ben buraya sakladım. Özelliği bilmeden de yapabildiğimiz için söyleyeyim. Şimdi 22,5, 67,5, 90 üçgeninde taban yüksekliğin 2 kök 2 katı. H 2 kök 2 H. 15-75 90 üçgeninde H 4 H ilişkisi vardı. Burada da H 2 kök 2 H şeklinde. Bunu bilmesek olur mu? Evet, bence olur. Zaten müfredatta da bunun direkt size özellik olarak vermiyorlar. Yine MEP kitabında da hocalar da anlatırken nereden geldiğini gösteriyorlar. O yüzden ben de göstereyim bakın. Şimdi 22,5 67,5 90 üçgeninde kendiniz muhteşem üçlü yapacaksınız önce. 22,5 22,5 olacak burası. Tamam mı? Sonra 22,5 22,5 daha 45 derece olacak. P açısı diyeyim şuraya, P noktası. APH 45 derece olacağı için 45 45 90 üçgeni olacak. APH dik üçgeni. Bundan sonra harf vereceğim bakın. AP pardon, AH x ise PH da x. O zaman AP x kök 2, BP de x kök 2. Sonra başka ne var? BH'ı bana zaten 6 kök 2 artı 6 olarak vermiş. Yani x kök 2 artı x 6 kök 2 artı 6. O zaman ne oldu bakın? X 6 olmuş oldu. Benden de zaten x'i istiyordu. Gördüğünüz gibi h 2 kök h'ı kullanmadık bile bu soruda ama bazen denk gelir. Ezberiniz de kuvvetliyse aklınızın bir kenarında dursun. Yapmanız gereken yol ise 22,5 22,5 şeklinde muhteşem üçlü oluşturmak ve APH 45 45 90 üçgeni oluşacak orada. Konu anlatımında size söylemiştim. Burada da denk geldi. Ben yine çizeyim. 1, 60 derecenin önemi daha. Şimdi 60 derecenin etrafındaki iki kenar eşit olursa eşkenar olur dedik. Onu geç şimdi. Eğer 60 derecenin etrafındaki bir kenar diğerinin iki katıysa soruda söylemesine bile gerek yok arkadaşlar. Orada aslında gizli bir 30-60-90 üçgeni vardır. Bunu sizin tamamlamanız lazım. Bu yüzden önemli bir mevzu. Bakın şimdi BD'yi ben kendim tamamlayacağım bu şekilde. 8 4'ün 2 katı olduğuna göre artık diyeceğim ki bu 30-60-90 üçgeniymiş. Bundan dolayı 8 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 60'ın karşısı da 4 kök 3 oldu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de BDC üçgeninde 60 45 bakın, ikisi de özel açı. O zaman tam aralarından diki gönder. 90'ın karşısı 4 kök 3, 30'un karşısı 2 kök 3, 60'ın karşısı 6, 6 6 6 kök 2 oldu. Bu güzel sorunun da çözümü. Üçgende açılara bir sinyal çakalım şimdi. Üçgende açılar konusunda bu soru tipi vardı. EDC açısını 45 derece verip A açısını soruyordu. Ne alaka şimdi bakalım. ABC bir üçgen. BD ve CE açıortay. DEC 45 derece. BC 6, AB 3 demiş. Şimdi X'i bir boş verelim önce biz. Şuna dikkat edelim. A diyorduk buraya. B diyorduk. Geometrinin önemi arkadaşlar şu. Hazır böyle araya bir gireyim 30 saniye. Bir kere arkadaşlar geometri matematikten bağımsız biraz bu anlamda. Matematikte dersiniz ki ben tasvip etmiyorum ama ya hocam kombinasyon çok zor, çalışmasam olur mu? Çarpanları ayırmayı etkilemediği için kombinasyon bilmeyen bir insanın çarpanları ayırması etkilenmez. Elese olur, kendi tercihidir. Ben tercih etmem ama. Yalnız geometride böyle bir lüksümüz yok. Yani şunu diyemiyoruz. Ya hocam ikizkenar üçgen bana çok zor geldi. Ben onu çalışmayayım, bu konuyu es geçelim. Hayır. Geometride kesinlikle böyle bir ayrım yapmıyoruz. Üçgenler bitene kadar. Sonrasında zaten akıp gidecek. Bundan dolayı eski öğrendiğiniz bilgiler hep karşınıza çıkacak. Ben de bilhassa soruları ona göre ayarlıyorum. Şimdi 2A artı 2B burada 90 derece olacak. Niye? 2 iç bir dış, A artı B 45. O zaman 2A artı 2B 90 derece. Yani aslında tepe açısı 90 dereceymiş arkadaşlar. BEC üçgeninden yararlanarak yapmış oldum. Böylece bir orada Pisagor çıktı. Hatta Pisagor'dan da öte bir şey söyleyelim. Bir dik üçgende hipotenüs dik kenarın iki katıysa ne oluyordu? 30-60-90 üçgeni oluyordu. O zaman 15, 15 olacak. Şurası da 30, 30 olacak. Böylece x'i bulmak için bir yol daha hareket etmiş olduk. Daha iyi görmeniz için hemen BDC'yi çizeyim bakın. BDC 30 derece. Ne oldu? 30 derece. O zaman x soruluyordu. 6 zaten verilmişti. 30-30-120'nin özelliği 2 kök 3, 2 kök 3, 6 olmuş oldu. Güzel bir soruyu daha halletmiş olduk bakın. Yine bir dörtgen sorusu karşımızda. Yalnız burada hem A açısı hem C açısı 90 derece. Güzelce bakın. O zaman aslında
konu anlatımında BD'yi birleştirecek şekilde yapıyordum. Yalnız burada BD'yi birleştirecek şekilde yaptığımız zaman bir şeyi fark etmeniz lazım. Bir dikkenar diğerinin köküç katıysa ne oluyordu? 30, 60, 90 üçgeni. O yüzden aslında burası böyle bakın 30, 60 olacak. Mecburen geriye ne kalacak? 60 derece. Burada açı ortaya sinyal çakarsak sonraki konularda ama söyleyeyim. Bu bir açı ortaydır BD. Bundan dolayı simetriktir şekil. BCD üçgeni ile ABD üçgeni aynıdır. Yok hocam şimdi karıştırmayın derseniz onu açı ortaya saklayın. Normal dümdüz yaparız. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı burada yine 4. 60'ın karşısı da 4 köküç olur. Bu soru da böyle güzelce çözülür. İlk sayfayı böyle bitirmiş oldum. İkinci sayfa için de ayrı bir video çekeyim arkadaşlar. Video uzamasın. Parça parça izleyebilin böylece. Görüşmek üzere. İşte benim sevdiğim sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Matematik sorularının güzelliğine dair iyi bir örnek. Atlamamaya dair de iyi bir örnek. Şimdi 45 derece verilmiş. 7 ve 5 var. Bir kere ikisi de tek sayı olacağı için mecburuz. Ya böyle bir dikindireceğiz ilk etapta. Doğru mu? 7'nin karşısından. Ya da 5'i kullanacak şekilde bir dikindireceğiz. Şimdi burada çok önemli bir durum var. 7'yi kullanacak şekilde 45'in karşısından bir dikindirmek istiyorum. İndirdim. İlk aklınıza gelecek olan bu zaten sizin. Dolayısıyla şu ana kadar özel bir şey yok gibi. Mecburen 7'nin karşısından dikindireceğim çift sayı olmadığı için. 7 bölü kök 2. 7 bölü kök 2. Sonra şuraya da x diyelim. Yapacak hiçbir şey yok. Pisagor'u yapacağız bu soruda. X kare artı 49 bölü 2 eşittir 25. 50 bölü 2 olacak. Böylece x kare 1 bölü 2 oldu. Her iki tarafın kare kökünü de alırsak x eşittir 1 bölü kök 2 geldi. O zaman ne olur? 1 bölü kök 2 olduğuna göre 1 bölü kök 2 artı 7 bölü kök 2'den 8 bölü kök 2 yani 4 kök 2 oldu AB'nin ilk değeri. Şimdi nasıl ilk değeri? Yani bir tane değeri daha mı var diyeceksiniz. Evet var arkadaşlar. Onun sebebi de şu. Lütfen iyi dinleyin. Şimdi biz ne kabul ettik? Bir kere dedik ki A açısı dar açıdır. Soruda böyle bir şey söylemiş mi? A açısı dar olmayabilir. Böyle bir ihtimal var. Eğer A açısı dar değilse arkadaşlar, bakın nereden dikindireceğiz? Mecburen şöyle dışarıdan dikindireceğiz. Yani bunu böyle tamamlayacağız. Bundan dolayı iki ihtimal var soruda. Eğer A açısı dar açıysa ilk indirdiğimiz dik doğru. Eğer A açısı geniş açıysa ilk indirdiğimiz dik değil, dışarıdan tamamlamamız gereken 90 derece önemli. Bundan dolayı ikinciyi de çözeyim ben şimdi size burayı temizleyip. A açısının dediğim gibi darlığını, genişliğini vermediği için dar olduğu zaman ilk çözüm doğru. Genişse şimdi yapacağım. Yani diyelim mesela burası 100 derece olsa arkadaşlar şöyle bir dikindirebilir misiniz Allah aşkına? 190 eksi 10 kalır buraya. O yüzden bunu vermediğinden dolayı ne yaptım? Bir de dışarıdan dikindirmeyi denedim. Aynı şekilde o zaman buranın tamamı 45 derece olacak. 45, 45, 90 üçgeninden dolayı 7 bölü kök 2. P noktası diyelim. BP'de 7 bölü kök 2 olacak. Demin yapmıştık uzatmayayım. Burası yine 25, 49 bölü 2'den çıkartacağım. AP'ye bu sefer, pardon, bir düzelteyim şurayı. Tamam. AP'ye şimdi 1 bölü kök 2 kaldı. O zaman 7 bölü kök 2'den 1 bölü kök 2 çıkarsa 6 bölü kök 2 olur. Böylece AB'nin diğer alacağı değer de 3 kök 2 oldu arkadaşlar. İki tane değeri varmış alabileceği. Sebebi de ne? Bana A açısı ile ilgili soruda hiçbir bilgi vermediğinden dolayı dışarıdan da dikindirme ihtimalimiz var, içeriden de dikindirme ihtimalimiz var. Gerçekten güzel bir soruydu bu. İki tane Pisagor sorusu. AD kenarı ortak, AB ve DC'ler eşit verilmiş. O zaman AD kenarının yani X'in ortaklığından yararlanarak 1, AA diyelim buraya. X kare artı 4 eşittir A kare. Aynı şekilde öbüründe de X kare artı A kare eşittir 36. Ne yaparım? Burada A kareler eşit olduğuna göre x kare artı 4 ile aşağıda a kareyi yalnız bırakırım. 36 eksi x kare birbirine eşit olur. 2x kare eşittir 32. X kare 16. X de 4 gelir. Nispeten diğerlerine göre daha normal bir soruydu. Uygulama testinizde de buna benzer bir soru koymuştum ama ayrıca çözeceğimi söylemiştim. O yüzden şimdi çözelim arkadaşlar. Merdiven soru tipi A, B, C, D merdiveni var. Sizden hipotenüsünü istiyor AD olarak. Bunu da yapacağınız şeyi söylüyorum hemen. Dik üçgene tamamlayacaksınız. Bu kadar. Kaç tane merdiven olursa olsun. Böyle bir sürü gitsin. Hiç sorun değil. Hepsinde yapacağınız şey böyle dik üçgene tamamlamak arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi dikdörtgen oldu. 1 oldu. BC 6 verilmiş. Buraya P harfi diyeyim. PD de 6 oldu. 6, 8, 10 üçgeni gelmiş olur.
Bu soruda arkadaşlar size bahsetmek istediğim bir özellik var ikizkenar üçgende. Güzel sorularda karşınıza gelecek. İkizkenar bir üçgenin tepe açısı 2 alfa ise veya alfa ise taban açılarının burada 90 eksi alfa, 90 eksi alfa paylaşıldığına dikkat edin. Niye? Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. 2 alfayı çıkarırsak taban açıları 180 eksi 2 alfayı aralarında eşit paylaşacaklar. 90 eksi alfa, 90 eksi alfa kalacak. Aynı şekilde bunlar da 180 eksi alfayı paylaşacakları için 90 eksi alfa bölü 2 ve 90 eksi alfa bölü 2 diye paylaşırlar. Bunları bir kenara not edin. Çünkü karşınıza iyi sorular da gelecek. Şimdiden söyleyeyim. Bakın bu soruda olduğu gibi. Şimdi 2 alfa verilmiş. Uyanık olun. 90 eksi alfayı yapıştırın. Burada da 90 eksi alfa. Böylece ne oldu? 90 eksi alfa, alfa daha 90. Ve ABC bir dik üçgen oldu. Bundan sonrası zaten gerçekten basit. 3, 4, 5 üçgeni. X'e de 1 kaldı. Tam TYT'lik bir soru arkadaşlar. Yine benim sevdiğim sorulardan bir tanesi. Size EC kenarı 8 verilmiş. BH kenarı ile HE kenarı da eşit verilmiş. Sizden X'i istiyor şimdi. Dikten dikindiği için Öklit var bu soruda. Öklit'i dediğim gibi sevmeniz ve önemsemeniz gerekiyor. Şimdi X'i nasıl bulacağız? Bir kere X'i bulmanın yolu keşke ED'yi de bilsek de ED ile DC'yi çarpsak X kare eşittir ED çarpı DC'den gelsin. Tabii ki öyle bir şey yok. 4'ü niye vermiş acaba? BH ile de HE'yi niye eşit vermiş? Şimdi ona dikkat edelim biz. Bakın. Buraya A diyorum. Bu eşitliklerde BB olsun. Önce Öklit. Madem dikten dikinmiş, bazen böyle verilenlerden yararlanarak siz kenarda yazın. AB 16. Tamam, bir işime yaramıyor gibi görünüyor. Yalnız şu HEC üçgenine lütfen dikkat edin. HEC üçgeninde Öklit'ten dolayı AB eşittir 8 çarpı x değil mi? O zaman aslında AB dediğimiz neye eşitmiş? 8x'e eşitmiş. 8x eşittir 16'dan da x 2 geldi arkadaşlar. İşte bu şekilde süper bir çözüm olmuş oldu. Bence bu tam TYT'lik soru. Neden? Sizden kuralları uygulamanızı istiyor ÖSYM. Yani normal temel düzey soruları zaten demin yaptık. Onları öğrenmek için çok önemli ve gerekli. Bundan sonrasında ama değişik bir soru tarzı gördüğümüz zaman biz öğrendiğimiz özellikleri uygulayabiliyor muyuz, uygulayamıyor muyuz? Buna dikkat etmemiz lazım. Ve bu soru bu anlamda gerçekten iyiydi. Sıradaki soru merdiven sorusu. Demin yapmıştık ama biraz daha değişiği içinde Öklit de var. Şimdi ne yapmamız lazım? Bakayım bir. Bana ne vermiş? EF'yi vermiş. Güzel. Tamam. AD'yi istiyor. AD'yi istediğine göre benden bir dik üçgenin aslında hipotenüsünü istiyormuş gibi düşünmemiz lazım. Şurayı bir düzelteyim pardon. Şu şekilde bakın. Bir dik üçgenin hipotenüsü gibi. Yalnız EF'yi biliyorum 5. Tamam. O zaman P harfi diyeyim. PD de 5. Yalnız AE ile FD'yi bilmiyoruz. Onu nereden bulacağız? Tabii çok basit. Öklit'ten. 9 çarpı 4 36. Bu yüzden AE 6. Aynı şekilde 9 çarpı 4 yine 36. FD de 6. Haliyle FP de 6 olmuş oldu. Artık kenarda göstereyim. Şöyle bir dik üçgen çıktı bakın. 12 5 AD. Gördünüz mü? Demek ki aslında orası 13'müş arkadaşlar. Merdiven sorusuna bir de ek Öklit geldi. 15-75-90 üçgen özelliğini arkadaşlar ben size konu anlatırken vermedim. Çünkü karşınıza gelmeyecek. Diyeceksiniz burada gelmiş. Kitaplarda çıkıyor. O yüzden öğretiyorum. Yani bilmemezlik durumu olmasın. Herhangi bilgiyi öğrenmediğiniz zaman içiniz rahat etmeyebilir. İçinizin rahat etmesi için koydum. Ancak ben zaten bu soruyu bile yorumla yapacağım. Şimdi formülümüz şu. Ezberine güvenenler valla bunu isterse ezberleyebilir. Ben ezberlemiyorum bile. 15-75-90 üçgeni. 15'in karşısı A ise 75'in karşısı 2 artı kök 3. 90'ın karşısı da 2 artı kök 2 artı kök 6 katı. Bunu ezberlemek zorunda değilsiniz. Kitaplarda gıcıklık olsun diye birkaç tane soruyorlar. Ama hipotenüsü sormazlar da dikkenarlardan bir tanesini sorarsa da aynı 22,5, 67,5, 90 üçgeninde olduğu gibi 15 dereceyi kullanacak şekilde kopartacağım. Haliyle ne kaldı? 75'ten geriye güzelce 30, 60, 90 üçgeni kaldı geriye. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12 oldu. Şuraya bir P harfi diyeyim. PC 12 geldi. 60'ın karşısı da 6 kök 3 oldu. Böylece 6 kök 3 artı 12 özelliği kullanmadan da yaptım bakın arkadaşlar. Sayfanın son sorusuna geldik arkadaşlar. 45-45-90 üçgeni. Şöyle küçük kalemimi alayım. 45. O zaman ne olacak bakın? Bizden x'i istiyor.
Şimdi güzelce bakalım. 45 derece varsa bir kere karşısından dikindirmemiz lazım kök ikili sayının. O yüzden 3, 3 oldu. Şuradaki ufacık üçgende bakın. Geriye ne kaldı? 4. O zaman 3, 4, 5 üçgeni oldu. Diğer küçük üçgende. Zaten ED ile EF'yi eşit vermiş. O zaman ED de 5. Yine 3, 4, 5 üçgeninden dolayı EB'ye 3 kaldı. 4, 7 daha 11'di BC. 11'den 3 çıkarırsak X'e de 8 kaldı. Bu sayfayı da böyle tamamladık arkadaşlar. Üçüncü sayfaya geçeceğim. Yorum sorularına, güzel sorulara devam ediyoruz. Görüşürüz. Üçüncü ve son sayfaya geldik artık arkadaşlar. Bakalım bu soruda ne diyor? 135 de var, 30 da var. Dediğim gibi 135 varken 30'un böyle karşısından dikindirmek yanlış olur. 135'i kullanmamız gerekiyor. O yüzden böyle dike indirdim. 45, 45 oldu burası. Şimdi 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4'tür bakın. 45, 45, 90 üçgeninden dolayı da 4 kök 2 oldu. Güzel bir soru daha. Evet. AD diktir DE, DE diktir EC. Yani merdiveni yapmış bak orada. AD, DE, EC şeklinde bir merdiven var. Sanki bir AC'yi çekeceğiz gibi duruyor ama hemen karar vermeyelim bir durayım. AD 2 kök 3, DE 1, BC 5, AB 8, EC nedir diye sormuş. Şimdi önce AC çizilecek gibi duruyor. Böyle bakın. AC'yi bulabiliriz. Eğer AC'yi bulursam ne olur? Şu şekilde bakın. P harfi diyeyim. APC'yi de bulurum. O zaman başlayalım bakalım. Şöyle 8 var, 5 var. Hemen 60 derece olduğuna göre 8'de çift sayı karşısından dikindirmek güzel. O zaman 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı 4 kök 3. 5 olduğu için 1 kaldı. Şöyle bir dik üçgende mavi kenarı hipotenüs olarak bulabiliriz. Neden? 48 artı 1. AC'nin karesine eşit. Böylece 49 yani AC neymiş? 7'ymiş arkadaşlar. Onu hemen bir yazalım. AC'yi 7 bulduk. O zaman PAB'yi kenarda göstereyim bakın size. PAC'yi pardon. PAC. 7'yi bulduk. PC DE'ye eşit olduğu için 1. EC DP'ye eşit olduğu için x artı 2 kök 3 oldu. Ne yapacağız? Pisagor. AP'nin karesi artı 1 eşittir 49'a. Böylece AP neye eşit oldu? 48 yani kare kökünden 4 kök 3. O zaman AP 4 kök 3 ise X'e de 2 kök 3 kaldı. Bu soruyu iki yoldan yapmak istiyorum. Bir, tercih edeceğim şu. Madem 45 var, kök 2 var, hemen karşısından dikindireyim. Bu şekilde. Ne olacak? 1, 1. AA kök 2'den dolayı. Sonra şurayı da harflendireyim. P olsun. APD üçgeninde Pisagor yaparsak A kare artı 1 eşittir 50. Böylece A kare 49, A 7 oldu. 45, 45, 90 üçgeni olduğu için de 8, 8, 8 kök 2 yani 7 kök 2 kaldı. Bir de şöyle bir yoldan daha yapmak istiyorum. Onu da ayrıca çizeyim, göstereyim size. 45 derece şöyleydi. Dikindirdim. Bu sefer tepe noktasından. 5 kök 2 var. Kök 2 verilmişti. A. 45, 45, 90 üçgeni olduğu için de A artı kök 2 oldu. İndirdiğim yer. Şurada artık Pisagor. Yani neye benziyor? 3, 4, 5 üçgenine benziyor. O zaman 3 kök 2, 4 kök 2, 5 kök 2 diyebilirim. Yani 3 kök 2 olmuş oldu A. A 3 kök 2 ise 4 kök 2. Yine 4 kök 2 kaldı. 3 kök 2, 4 kök 2 daha 7 kök 2 olmuş oldu. Bu ikinci yolu ikizkenar üçgeni öğrendiğiniz zaman tercih edeceğiniz için söyledim. Şimdi ama biz 45'in karşısından dikindirmeyi daha çok seviyoruz. Evet, bu bir benzerlik sorusu değil. Yani benzerlikle de tabii ki çözülebilir ama benzerlikle çözmeyeceğim. Burada görmenizi istediğim güzel bir durum var arkadaşlar. Lütfen güzelce bakın. 5, 3 daha 8. Ne anlamı var diyeceksiniz. Görenleriniz muhakkak olmuştur. 8, 4'ün 2 katı olduğu için al yine bak 30, 60, 90 üçgeni oldu burada. O zaman D 90, A 60, ACD açısı da 30 derece. 30'un karşısı 3 ise ACD'de 90'ın karşısı 6 olmalı. X bu yüzden 2'dir. 30, 60, 90'ı ara ara böyle bir yerlere sıkıştıracağım. Lütfen güzelce görmeye çalışın siz de. Dikkat edin, anlamaya çalışın, öğrenin, tekrar edin. Güzel. Aslında İkizkenarda da bu karşımıza gelecek bu soru. Şimdi dik üçgende de çözelim. Üçgende açı sorusu aslında bu.
Şimdi 4, 3, ya 5'i boş verin. Muhtemelen zaten 5 çıkar diyeceksin ama şimdi burada sayılar güzel verdim ben uğraşmayalım diye. Gıcık olduğu zaman belki tahmin etmesi daha zor olur. Niye 5? Onu gösterelim biz. Yoksa 3, 4, 5 diye tahmin ediliyor. Kafadan atma yöntemi olmasın şimdi. Bir kere ikizkenar üçgen olduğu için AE ile EC ile de ilgili bir bilgi olmadığı için taban açılarına bir alfa alfa diyeyim buranın. Sonra DEC'ye B diyeyim, ECD'ye de B diyeyim. Bazı ikizkenar üçgen sorularında tabana dikindireceğiz, bazen de böyle harf vereceğiz. Ne oldu? ABC üçgeninde alfa artı B 90 derece gördünüz mü? ABC üçgenine. O zaman aynı şekilde alfa artı B olduğuna göre aslında BED açısı da 90'mış. Yani 3, 4, 5 üçgeni bu yüzden olmuş arkadaşlar.